Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. 13.900'e 73.800 e... olmadı. Hoş olmadı yani 73.800 ne ya? Daha fazla olması lazım. Ha? Ha şöyle ya. Teşekkürler arkadaşlar. Orada tişörtümü beğendiniz inşallah. E, bit pazarından uygun fiyata ikinci el olarak e, şey yaptım. Ali Koç Samandıra'ya gitti. Derbi için mesaj. Şimdi e, biz Fenerbahçe camiası olarak bir konuda anlaşalım arkadaşlar. Fenerbahçe'de kimse uğursuz mu uğursuz değildir, tamam mı? Fenerbahçe'de başkan Ali Koç da uğursuz değildir, Aziz Yıldırım da değildir, ne bileyim Acun Ilıcalı da değildir, ee, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci de değildir, başkalar da değildir. Sadece Fenerbahçe'nin yenilmiş olan bir hakkı vardır ve hak yenilmeyi sürdürüyor. Yani Fenerbahçe'nin birileri hakkını sürekli yiyor. Ama boğazlarına dursun bir daha yiyemesinler inşallah ve Galatasaray maç öncesinde e, moral ziyareti Fenerbahçe Başkanımız Ali Yıldırım Koç, As Başkanımız Acun Olcalı, Ahmet Ketenci, Fenerbahçe Ambar Testi'ne takımımız, teknik ekibimizle bir araya gelmiştir diye de bir açıklama var. İnşallah galibiyet öncesi bu e, ziyaret çok daha güzel olmuş olur. Spor yazarlarından derbi için yorumlar cümlenin biri vardı. Ben bunu manşete koymak istiyorum. Çünkü bomba ihbarı var. Maça dair. Ciddi söylüyorum bak. Şimdi spor yazarları bu şeyi kendi köşelerinde değil değerlendirmişler. Atilla Gökçe özel derbi diyor. Çok özel bir derbi izleyeceğiz. Hani Jose Mourinho özelliğinin şeyi. Aslında ben merak içerisinde bekliyorum. Niye bekliyorum biliyor musunuz? Çünkü Jose Mourinho tedrisi altında bir maç, bir derbi maçı. Ya benim gibi bir futbol severin dikkatini çok çok çeker. Hani transfer hamleleri, alımlar, satımlar, yenilenenler, 10 yıllık hasret, Fenerbahçe şampiyonu falan. Galatasaray da çok özel diyor. O taraftan bakarsak da kimse itiraz etmesin diyor. Mesela bir Halil Umut bir Arda Kardeşler, bir Kadir Sağlam. Bu sene Okan Burun'un elinde hücum ustaları bunlar diyor. Ee, aynı zamanda Muslera dahil falan diyor da Muslera benim bildiğim kadarıyla bu sene çok tırt. Yani bildiğim kadarıyla çok tırt. Çok da kötü gidiyor. İnşallah bizim maçta en kötü haline alır. Icardi başlıyor iyi ve Osimhen diyor. Arkadaşlar üçünün de herhangi bir sakatlığı yok. Birisi para için, hani parayı alamadığı için gitti. Sonra bu kara borsa yok ee, kara diyorum. Yasa dışı bahis reklamını aldılar. O paralar ödenmiş. Sıkıntı kalmadı. Futbolcular geldi falan. Savunma soru işareti diyor. Hani Fenerbahçe büyük para kazandı ama hani orayı doldurmak kolay değil. Fenerbahçe'de çok kolay goller atan oyuncular var. İkinci ölçüde hem asist yapan hem de gol atan oyuncular alkışlanıyor. Ama savunma dörtlüsü soru işareti demiş. Yalnız ben şunu da hatırlatayım. Fenerbahçe 4 maçın, ya Fenerbahçe çıktı 5 maçın sadece birinde gol yedi ligde. Geri kalanlar da gol yemedi. Hatırlatırım yani. Tayfun Bayındır, kritik olay sabur demiş. Tayfun Bayındır'a da buradan özel bir selam gönderiyorum inşallah. Özel selamı alır. Kendisine Kayseri'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Ayrıca e, Hüma Hastanesi'nin de özellikle selamını gönderiyorum. Cumartesi akşamı bizim müthiş bir derbi bekliyor. Kendi adıma hemen söyleyeyim. Futbol kalitesi yüksek olmayacaktır. Kontrollü oyun iki tarafında temel prensip olacaktır. Yani orta sahalar maçın baskın karakteri biçiminde karşımıza çıkacak. Ben burada biraz fikir ayrılığı yaşıyorum. Ben Fenerbahçe'nin biraz daha baskın oynayacağı görüşündeyim. bir tarafta Fred, İsmail, Amrabat, Şimanski. Diğer tarafta Halimut Meler. Yok şey Torreira, Sara, Mertens, Berkan ve Kerem Demirbay diyor. Yani kağıt üstüne baktığın zaman doğru. Orta sahaların çok daha kalabalık olacak kontrollü bir oyun. Ama hissi söylüyorum ben sadece. Teknik adamlar bu oyuncuların üzerinden yapacakları tercihler oyunun kaderini belirleyecek. Büyük ihtimalle hem Jose Mourinho hem Okan Buruk sabır kelimesini artık oyuncularına ezberletmişlerdir diyor. Ve önce savunmamızı iyi yapalım. Hücum nasılsa gelir diyor. Ben şunu söyleyeyim. Önce savunmayı iyi yapalım. Hücum nasılsa gelir mantığı Fenerbahçe'nin işine yarar. Hakemin işi zor diyor. Ev sahibi olmanın puan olarak geriden gelme etkisiyle Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum. Galatasaray'a oranla daha durağan oynayan Sarla Hacivet ekibin birlikte oynama alışkanlığı biraz daha yüksek. Tempolu oyunda Galatasaray'a ağır basıyor ama önde baskı yoğun tempoyla başlayacaklarını hiç sanmıyorum. Bir taraftan Mourinho etkisini diğer tarafta da Oshimhen katkısını gözlemlemeye çalışacağımız bu derbide hakemin işi zor. Atilla Karaoğlan meslek hayatının en iyi maçını yönetse de mutlaka bir tartışma bir tarafın ışmına vuracak ve ne yazık ki maçın sonucu ne olursa olsun yine en çok konuşulan isim o olacak diyor. Ben zannetmiyorum yeter ki adaletli yönetsin birileri susacaktır. Ercan Güven sürdürülemez diyor. Kadıköy'deki Fenerbahçe Galatasaray derbisinin temposu, keyfi hatta sezonun arayüzü olması skoru. Hani an itibariyle Mourinho'nun kontrolünde değil ancak Mourinho'nun kontrolünü yüceltecek ve sıfırlayacak bir Galatasaray etkisi var. Sezon başından beri konuk takımın omuzlarında. Galatasaray teknik heyeti futbolcuları başka gezegende yaşamıyorlar. Biliyorlar. Kara borsa, yasa dışı bahis siteleri, işbirliği haberlerini. Değil mi? Görüyorlar giden gelen yöneticileri. Hani takmamaya, işlerini yapmaya çalışıyorlar. Resmen yönetimi sırtında taşıyor takım. Günün birinde Okan Buruk'la ekibinin yetenekleri de yerle bir olabilir diyorlar. Ercan Güven bomba ihbarım var. İşte Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi bu iş için biçilmiş kaftan. Bakmayın siz Galatasaray'ın bol gollü yakın geçmişine. Maçın ilk devresinde Galatasaray futbolcularını enfekte edecek küçük bir umutsuzluk virüsü takımı alt üst eder. Yönetimi de çoktan olması gerektiği gibi alaşağı eder. Yani Mourinho'nun zekası ve bazı sinir bozucu tercihleri dışında sahadaki futbol adına bomba ihbarında bulunuyorum ve en Galatasaray ya içine doğru ya dışarı patlayabilir dikkat demiş. Aslında bu derbinin kontrolü Mourinho'da. Değil Okan Buruk ve ekibinin zihninde diyor. Ben tam tercih Mourinho'da olduğunu düşünüyorum. Halil Özer. Fenerbahçe Galatasaray bugüne kadar ligde derbi maçında neler yapabilecekler hakkında fazla ipucu veremedi. Çünkü oynadıkları zayıf rakipler bu iki takımı asla zorlayacak görüntüye sahip değildi. Yo Fenerbahçe'nin Lille maçları bence çok çok güçlü bir takıma karşı oynadı. O yüzden net olarak cumartesi teşhisi yapmak çok zor. Fenerbahçe oyunu giderek daha fazla kontrol etmeye başladı. Bu Mourinho'nun özelliklerinden biri sadece futbolcuların her geçen gün daha iyi tanıyor. Bu da artık maçlarda iyice gözlemlenmeye başladı. Galatasaray'ın lig rotasyonu yine yoluna girdi. Ayrıca Galatasaray ligi oynamasını çok iyi biliyor. Bu önemli özellik. Ancak Fet e, Okan Hoca der bir de özellikle orta alanda çok zorlanacağının farkında. İsmail, Fred, Şimanski, İrfan Can Kahveci, Amrabat beşlisine hani kaç 11'de oynarsa. Hani bunlara karşı Torreira'nın tek başına direnme şansı yok. O yüzden önemli önemli hani önlemini bu bölgede almak isteyecektir diyor. Halil şifre orta sahada diyor. Bir yerde Galatasaray'ın tek forvete çıkması kesin. Çünkü başka çaresi yok. Ben şunu söylüyorum. Galatasaray çift forvete çıkmak gibi bir intihara kalkışırsa 6-0 falan hikaye olur. Fenerbahçe 7-0 falan bulur. Bunlar Mirya Kefelan Savaşı'nda 10 kişiyle 10-0 yendirdik falan diye hayal ürünü üretmeye başlarlar. Onu söyleyeyim. Ben maçın güç gösterisinin ortalığına geçeceğini düşünüyorum. Demiş. Tabii ki ev sahibi takıma bu maçlarda bir adım önde olur diyor. Şimdi arkadaşlar Galatasaray'dan dün yine bir skandal ortaya çıktı. Duydunuz mu bilmiyorum. Yani her gün bir skandallarıyla uyanıyoruz. Doğru Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Doğru Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in Mecidiyeköy'deki projesine ilgili açıklamalarda bulunmuş ve inanılmaz şeyler söylemiş. E, projede 136 dairene 6 Galatasaray tarafından yapılmış olup tapuları kat sahiplerine verilmemiştir. Verilmemesinin sebebi tüm daireler üzerine Galatasaray'ın bankaları ve piyasaya olan borçlarına dolayı 23 milyar lira haciz ve ipotenin olmasıdır diyor. Bilinmeyenleri anlatmak isterim diyor anlatıyor. Hani Dursun Özbek yalanlamıştı bu ya. Projede 6 ay boyunca ödemeleri gereken parayı ödemedikleri için türlü bahaneler uydurdular diyor Galatasaray'dan için. Yani çok ağır şeyler ama ben yine buraya girmek istemiyorum. PFDK'dan para cezası. Bu videoyu kısa tutayım ya bununla birlikte. Bir de bir karşılaştırmam var. PFDK Profesyonel Fenerbahçe'yi Durdurma Kurulu. Fenerbahçe'yi 990.000, Adana Demirspor'u 300.000, Gaziantep Futbol Kulübü'nün 40.500 lira para cezasına çarptırmış. Şimdi stadın ortasında kenevir mi yetiştirdik? Bu neyin 990.000'i ya? Fenerbahçe 990.000 niye? Yani çok anlayamıyorum ben ya. 5. hafta maçında biz Gaziantep yani Kasımpaşa deplasmanındaydık. Bir Kasımpaşa deplasmanındaydık. Ne yaptık ki 990.000 lira? Madde atılmadı, koltuk kırılmadı, bilmem ne yapılmadı. Ya bu mantığa göre Trabzonspor'un ligden atılması lazım. bu mantığa göre ya. Ya yazıklar olsun ya. Ya bu neyin düşmanlığı, neyin kini ya. Eski hakem Fırat Aydınus ne diyor? TFF ve MHK intikam alıyor diyor ya. Gerçekten bak Fırat Aydınus Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Normalde videoyu bitirecektim ama intikam alıyorlar diyor ya. Gerçekten bak. Yeni TFF ve intikam soğuk yenen bir yemektir sözünün tam hakkını veriyor diyor. TFF Başkanı intikamı İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve gelir gelmez aşağıdaki iki müsabakada görev alan hala faal olan tüm hakemleri liste dışı bıraktı. Trabzonspor, Konya Trabzonspor, Gaziantep. 8 Mart 2022'nin şeyin operasyonu tamamlandı. Aslında bir varmış bir yokmuş. Hani ne diyor? Kasımpaşa Fenerbahçe maçının vara hakemi Sarper Barış Saka tüm kamuoyunun birleştiği önemli bir hata yapmasına karşın Ertesi gün Adana Spor Keçiören Gücü müsabakasında görev aldı. Pazar günü İstanbul Spor Bandırma Spor mücadelesinde hakemlik yapacak diyor. Hani sezon maçında açıklanan var kadrosunun yarısının hakemliğine son verilince talimatlar uygun görse de kadro harici var hakemli atamaları yapmak zorunda kaldılar diyor. Yani kö hürriyette köşe yazısı var. Açık açık Fenerbahçe'den ve hakemlerden Trabzonspor intikam alıyor diyor. Yani Trabzonspor'a yanlış yapıldığı için yani onlara göre yanlış olduğu için Fenerbahçe'den ve hakemlerden intikam alıyorlar diyor. Haklı mı? Bence haklı. İsmail Yüksek ve Torreira maç başına top kazanma. İsmail 15, Torreira 11. Başarılı arapas. İsmail 7, Torreira 4. İkili mücadele kazanma yüzdesi İsmail %58, Torreira %39. Yerlerde sürülüp hakemi aldatma İsmail 0, Torreira 21. Yani gördüğünüz üzere İsmail ve Torreira arasındaki fark buradan çıkıyor ortaya durum bu arkadaşlar. Ee, aktaracaklarım bu kadar. Her zaman da uzun video olmasına gerek yok. İnşallah bu videoyu çok çok beğenirsiniz. Ben de videoları daha kısa sürede yaparım. Görüşmek üzere ve Kadıköy'e dair de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kara borsa bilet dolandırıcılığına dikkat edin. Dolandırıcılar her yerde. Hani GS uzantılı falan bazı siteler türemiş. Sakın kanmayın. Sakın. Sakın aman kara borsaya karşı dikkatli olun. Görüşmek üzere.